Affet. Ağırlığını omuzlarında taşıma. Ermataş Limited Ali Batura ile markajı sunar. İyi günler sayın seyirciler. Yeni bir markajda yine sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi sevgili Mehmet Asküler'le empati yapıyoruz ama birkaç haftadır empatinin konukları başkalarıydı. Biz de empati Mehmetsiz bir empati yaptığımız için onu markaja konuk etmek istedik. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bozulmuyorsun herhalde empatiye. Yok iyidir. Empati farklı farklı insanlara ev sahipliği yapması bizi de şereflendiriyor. Sevindirir ha? Evet. İyi güzel. Yurt dışına gittin geldin. Gittik. Buralardasın. Hükümet değişti. Biraz hükümeti konuşalım öncelikle istersen. Olur. Sürpriz var mı kabinede sana göre? Bir kere daha tekrarlayayım mı? Televizyonlarda olur. Çok... Olur, göremedik. Söylendi. Canlı yayınlarda paylaşıldı. Sosyal medyada var ama... Ben yine de bir tekrarlayayım ki kafanda bir canlansın. Tabii. Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Turizm Bakanı Ünal Üstel, Sağlık Bakanı Ali... Turizm Bakanı Ünal Üstel resmiye evet. Şenaltı... İşte onlar konuşacak şimdi. Ha. Evet. Turizm Bakanı Ünal Bey daha önce de Turizm Bakanlığı yaptı biliyorsun. Doğru. Sağlık Bakanı Ali Pilli, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu. Evet. Tek kadın İçişleri Bakanı Ayşegül Hanım. O bir türlü şeylerde teorik olarak sanki 3 kadın bakan olacaktı değil mi? Hangisinde? Yani böyle yazılıp... Evet, daha önce gazetelerde çıkanlarda... Evet. İzlem Gürçağ resmi hanımın evet. olacağı söyleniyordu ama ikisi de elendi. Son dakika. Ne diyorsun? Sürpriz olan resmi hanımın olmaması mı oldu senin için? Yok, ikisi de iki kadın bakanın olmaması UVP'den. Yani tabii çok mühim mi kişiler? Bazen önem arz ediyor. Yani evet. İnsanlar bir şekilde bakan olarak bir gece önce gösterilip sabah uyanıldığında olmuyorlarsa normal olarak değerlendirilmiyor yani bu. Anormal bir şey olmuş belli ki. Moral de bozulur değil. Yani tabii benim için geçmişte de oldu bakan abi. Olmuş çok önemli değil kişi olarak baktığımda ama insanları bir yere uygun görüyorsanız neden uygun görmediğinizi sonradan izah etmek zor oluyor. Ya olağan dışı bir şey olmuş belli ki. Evet. Olağan bir şey değil yani bu. Ama çok önemli değil. Yani bu konuşma kulislerde de yapılıyor. Televizyon programlarında da az çok konuşuluyor. Sayın Devişeroğlu'nun kurultay devam ederken Ersin Bey'den taraf olması, yani seçilmesini canı gönülden istemesi, yardımcı olması konuşuluyor. Ve bunun karşılığı olarak Resmi Hanım'ın bakan olacağı söyleniyordu. Ancak beklendiği gibi olmadı. Bunun yanında da İzlem Hanım'ın bakan olmasına Devriş Bey tarafının, Sayın Erol tarafının karşı çıktığı, çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Akıncı'yı desteklediği yönünde bir takım şeyler vardı. Şu anda öncesi tahminlerde ikisinin de yer alacağı, dengeyi bulmak için hem İzlem Hanım'ın olacağı hem Resmi Hanım'ın olacağı konuşuluyordu. Ama başka bir formül bulundu galiba. İkisini de koymadılar.
Nasıl? Yani ben tabii böyle kişiler üzerinden, yani kişiler üzerinden derken işte onu destekleyip... İşin magazin için, tarafı tabii bu. Şunun için olduğu şeklinde bir şeyi doğru bulmam. Fakat yani birisi eğer uygunsa vasıfları evet, ve o işi yapabilecek kişi ise, tecrübeli ise ve bir yenilik getirme ihtimali varsa onun üzerinden tartışılması gerekiyor. Kişisel kanaatimi söyleyeyim. Resmiye Can Altay da bence turizm konusunda kafa yoran ve epey de koşturan, bu konuda çeşitli deneyimlere sahip olan, network olarak da iyi olan birisi. Dolayısıyla mesleği ben ona babasından dolayı değil, kendisinin o işi yapabileceğinden dolayı, iyi yapabileceğinden dolayı bunun tartışılması gerektiği taraftarıyım. Evet. Yani olmamışsa da gene babasından dolayı olmamıştır büyük ihtimalle. Bazen öyle de olur. Evet ama yani başka bir sebep aramamak lazım. Doğru işe doğru kişiyi koymak açısından uygundu. Ve belki turizmimizin içinde bulunduğu açılım yapma, çeşitlendirme ve yeniliklere ülkemizi kendi ekolojik ve endemik alanlarına dönük daha böyle yerel taraflarının, yani yerel değerlerinin, yerel yiyeceklerinin, yerel yemişlerinin, meyvelerinin turizme biraz daha görünür kılınacağı, evet, çevreye dönük, tarihe dönük, doğaya dönük, içinde bisikletin de olduğu çeşitli çeşitlendirilmiş bir turizm. Yani işte kumarhaneler üzerinden giden belki kendi içinde çok başarılı olmuş ama onun dışına ciddi bir atılım yapılamamış. Yani bu ülkenin ada olması hasebiyle yanı başında bir kara ülkesi, 80 milyonluk ülkenin 15-20 bin kişisine seslenme kapasitesine sahip olan bir, yani sadece buradan bile baktığınızda tabii, yani otellerine Türkiye'den hadi diyelim ki 20 değil de 30 olsun. Büyük bir rakam var Türkiye'de, 5-6 milyon turisti olan bir ülke en az. Yani doğru, %20 koysan işte bayağı ciddi bir rakam yapar. Tabii. Biz 5-6 milyondan bahsediyoruz. Bunun biz %1'ine gidiyoruz. Yani %1'iyle kapatmışız şeyimizi, turizm hacmimizi. Sadece bunlara ilgi duyan insanlara sesleniyoruz. Veya işte onların yanı sıra işte daha kolay olur diye bir takım firmaların belli toplantılarının, ödül toplantılarının gene o sahikle bağlantılı şekliyle sınırlı kalınıyor. Yani doğasını, çevresini, meyve sebzesini, bir ada olma, iklim özelliklerini falan şey yapan, bu 9-10 ayının işte güneş gördüğü bir ülke. Yani tabii, dolayısıyla bunlara ilişkin bir turizm mevzusuna yenilikler getirecek. Çünkü bu iş birazcık... Yani yeni zinde biri olması gerekiyor. Zindeden öte kafası açık birinin olması lazım. Yani Ünal Bey'in açık değil kafası. Bilmiyorum. Yani Ünal Bey daha önce de bu işi yaptı. Tamam da belki kaldığı yerden başından devam, insanlara da Ünal Bey diye bakmamak lazım. Yani mutlaka yapıyorlardır bir şeyler. Ama gerçek anlamda bizim ülkemizde uzun yıllardır turizmi çeşitlendirme konusunda görünürlük kazandırılmış bir tartışma dahi yoktur. Evet. Ben bunu söylüyorum. Tartışmadan yoksun bir turizm politikamız var. Evet. Yani tartışmasız dogmatik bir turizm
hayatına sahibiz. Dogmatiyiz yani. Kuruluyor işte oteller. O oteller 5-6 yıldızlı sahibi oluyor. Herkes aynı hedefte çalışıyor. Birazcık üniversiteler de öyle benziyor ona. Yaratıcılık yok yani. İşte yani orada devletin... Bir alışmışlık üzerinden gidiyor. Devletin karar vericilerinin bir politika çeşitlendirmesine giderek teşviklerini bu sözünü etmiş olduğumuz çeşitlendirmelere dönük vurgu yaparak, altını çizerek hareketlendirmek ve oraya yönlendirmesi gerekiyor. Yani dolayısıyla turizm eğer arkada mutfağında yeniliğe açık, risk almaya hazır, statükocu olmayan, dogmatik olmayan bir tasarıma sahip olursa o zaman işte en azından tartışmasını yani hayata geçiremese bile bunun tartışması bile insanı heyecanlandırır. Yani tartışmadan dahi yoksun, dogmatikleştirilmiş bir turizm anlayışımız var. Yani sen bu, turizmi daha, eğitim de aynı. Daha genç, daha dinamik birisinin alması mı gerekiyor? Yeniliğe açık birinin olması gerekiyor. İşi içerisinde bilen, mutfağında bulunmuş birilerinin olması gerekiyor ki ekibini de ona göre kursun. Yani öbür türlü size parti getiriyor, işte şu olsun, bu olsun, hadi bu olsun diyorsun. Yani turizm bakanım ne oldu? Veya işte eğitim bakanı, güzel, ne güzel. Evet. Değil mi? Bir önceki turizm eğitim bakanımız da Cemal Özyiğit'ti. O da KİTÖS Genel Sekreteri'ydi değil mi? Evet. O da statikocu, dogmatik değil mi? Yani yeniliğe açık değiller. Bir tartışmaya... Cemal Hoca'yı da statikocu olarak görüyor. Tabii ki. Eğitimde bakan olarak statikocu, siyasetçi olarak teorikte değişimci olabilir. Şimdiki bakan Nazım Bey. Bilmiyorum, Nazım Bey'i tanıyorum. Nazım Bey daha, daha önce, böyle şey. Daha önce de yaptı bu bakanlığı. Yani kararlı birisi karar verdiği belki zaman... Belki iyi çalışır Nazım Bey. Yedekle iyi çalışacağını düşünüyorum. Yani ama bir şey yapılabilir mi eğitimle ilgili? Biraz... Şüphelerin var. Tabii çünkü karar verilmesi lazım. Ne yapılması gerektiğiyle ilgili. Yani karar üretilmesi... Biz diyorduk ya siyasi ayağı eksik eğitimin. Evet. Yani eğitim böyle makyajsal dokunuşlarla ele alıp sadece üniversitelerden bahsetmiyorum. İlk öğretimden bahsediyorum. Çok ciddi felsefe değişikliğine gidilmesi lazım. Türkiye'de şimdi arayışlar var 80 milyonda. Evet. Biz onu burada çok ciddi üniversitelerimizin eğitim fakülteleri var. Bunların dekanları var, öğretim üyeleri var. Bunlardan yararlanarak birçok üniversitemiz var. Bunlardan toplayıp bir kolokyum yapıp hemen icra edilecek değişikliklere bu çocukların sırtlarında 15-20 kiloluk, 10 kiloluk kitaplardan çocukları kurtaracak bir Estonya modeli var. Değil mi? Bir Finlandiya modeli var. Bunlar yarışıyorlar. Güzellikte, iyilikte, hayata dokunacak değişikliklerde falan. Bunları gözleyecek. Bunlarla ilgili Ankara'ya da örnek teşkil edecek. Çünkü köklü bir eğitim tarihi var Kıbrıs Türklerinin. Evet. Yani bu eğitim tarihi evet Türkiye'nin yani imparatorluğun içinden yetişmiş çok değişik münevverlerin de katkısıyla oluşmuş. Ama Türkiye'deki nüfus değişimiyle buradaki nüfus yapısı, sosyoekonomik yapısı, ekonomik durum, efendime söyleyeyim buradaki hayat, tarım alanı, tarıma dayalı işte bir takım uç ürünlerin üretilmesi. Evet. Bunlara dönük bir eğitim. Yani hayatın içerisinde gençlerin mesela bilişimci olacak. Gençlere nasıl yön vereceğiz? Yani bu çocukların arasında hep ailelerin sosyoekonomik durumunun iyi olmasından veya orta olup da çocukların bu tür aletlerle oynamasından ötürü çocuklar bu yönlerde de geliştirilebilecek. Ama o kadarca kitap taşıyorlar. Tabii. Bir herze de çıkmıyor orta yere. Yani niye bunları taşıyorlar? Öğretmenlere daha iyi maaşın verilmesi elbette çok önemlidir ama öğretmenlerin de felsefe olarak kendilerine yeniden güven kazanacakları, yaptıkları işe saygı duyacakları ve gerçek anlamda ülkenin
eğitimle beraber bir yere gideceğine önce Eğitim Bakanlığı'nın sonra inanması gerekiyor. Eğitim Bakanlığı'ndaki o alanın ekibi, ilgili bürokratlarının, sonra onlara bağlı müdürlüklerin ve o müdürlüklerin de içindeki bütün okullardaki müdürlerin, yöneticilerin ve öğretmenlerin buna inandırılması gerekiyor. Yani evet, bir felsefe değişikliği gerektiğini. Ama siz felsefe değişikliğinden daha çok Türkiye'nin içinde bulunduğu dinamiklere bakarak, biraz kopya ederek, biraz öykünerek, biraz daha ilgi görmeyi ilgi görmeyi isteyen bir bakışla bir takım şeyleri ithal ettiğinizde, buranın sosyoekonomik yapısından daha çok kopuk olan, eklektik olan ve insanların, öğretmenlerin kendilerinin, bürokratlarının kendilerinin inanmayacağı, herkesin inanacağı bir şeye yönelmek lazım ve bunun için kararlı olmak gerekiyor, güçlü kesinlikle olmak gerekiyor, katılımcı olmak gerekiyor. Bence buna ilişkin bir arayış var mıdır? Bu soru işareti çok önemlidir. Yani Ulusal Birlik Partisi'nin yapma geleneği, Halkın Partisi'nin de düşünme ve proje üretme ve yeniye açık olma geleneği birleştirilirse bu iki taraf... Yani destek verin bu hükümete, tamamdır. Ya şimdi destek vermesek ne olacak? Diğerlerini de tamamdır dediydin ama yürümedi. Yani. Ya onlar da dört tane parti bir araya geldirdi. Kolay bir iş değil. Bari bunlar, dediğim gibi Halkın Partisi... tamamdır derken cesaretlendirelim, ilk günden kötü bir şey söylemeyelim diye söylüyorum. Yoksa eksikliklerini sayarsak ilk günden eksiklik saydı diyecekler. Onu yazıya bırakalım. Evet. Yani TÜBİ'nin bugün şey yaptılar, bir 3-5 gün geçsin de. Ama Halkın Partisi'nin... Peki biraz geri geleyim. Hükümetin bozulmasını nasıl buldun? Yani artık şart mıydı bozulması? Bir yerde artık yürümez miydi? Ve ondan tekrar geri gelelim ortaklığa. O zaman açık konuşalım. Ben hayal kırıklığına uğradım bu hükümetten. Onu söyleyeyim. Geçmiş hükümetten. Ha, dörtlü hükümetten. Çünkü evet, zor koşullarda gerçekten iş başlarına gelmemiş iş kalmadı. O da ayrı bir konu. Ama evet, buna rağmen her birinin, her bir partinin kendi hacmi önem arz ediyordu bu koalisyonda. Bütün bunlara rağmen halkın büyük bir kesimine... Kendi hacmi önem arz ediyordu derken... Her bir partinin, koalisyondaki her bir partinin evet, birikimleri, farklılıklar taşımasına rağmen hacim olarak çok önemli bir şeye tekabül ediyordu. Biri evet, TKP geleneği, biri CTP geleneği, biri Dektaş ama... geleneği, bir de Yenilikçi Halkın Partisi vardı. Evet. Bunlar toplumun %60-65'ine dönük bir şeye, alana, kaplama alanına sahiptiler. Bu evet, önemli bir meşruiyet sağlıyordu. Fakat meşruiyeti tartışmalı hale getirecek olan şey, o doğa felaketlerinden tut da birçok şey yaşadılar. Türkiye'de sistem değişikliği bunların başına düştü. Efendime söyleyeyim, Eğitim Bakanı ilk günden bir açıklama yaptı. Türkiye'de yanlış anlaşıldı veya kendisini anlamayacaklar bir noktada yakalamalarına neden oldu falan. Ve bir şekilde... hükümet başından itibaren Ankara ile normal olan bir diyalog kurmaktan uzak durdu. Bozulmasında bunun da payı var. Bunun payı ne kadar var onu bilmem ben, ama payı var. Nasıl var? Bir protokol yaptılar. Bu protokolü belli ki dört koalisyon hükümeti arasında bu protokolün imza edilmemesi son ana kadar ilke edinilmiş. Hem isterim hem istemem gibi. Evet, yani protokol konusu yani protokolün bir yıllık olması da tepki görmüş derler Türkiye'den falan. 3 yıllık yapsalardı. Niye yapmadılar 3 yıllık? Çünkü 2020 Cumhurbaşkanı seçimini düşünüyorlardı. Yani şimdi protokolün 4 parti tarafından imza edilmesi 2 yıllık veya 3 yıllık bu koalisyonun ömrüne ciddi bir katkı koyacaktı. Fakat anladığım kadarıyla protokole herkes kendi siyasal partisinden farklı önem veya önemsizlik atfetti. Evet. Ve bu çerçevede de bunun da altında yatan esas kaygı 2020 Nisan Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Günün sonunda protokolün imza edilmemiş olması ve Ankara-Lefkoşa ilişkilerinin arzu edilen düzeyde olmamış olması... hükümetin başına küçük çapta
bir hükümetin başına olmadık işlerin geliyor olması, Türkiye'deki sistem değişikliği gibi birçok nedeni ve dört tane farklı gelenekteki partinin bir araya geliyor olması olumluluklarına rağmen iyi götürdüler. Yani bir şey ortaya koyamadılar. Acaba o portakalın içinde korkutan bir şey mi vardı? Ya da topluma anlatamayacakları bir şey mi vardı acaba? Yani burada işte siyasi tecrübe olayı devreye girip tarihi bir takım sorumluluklar altında bulunan siyasetçiler bu siyaseti genel istek var ha gene. Bu siyaseti not çıktı ha şeyin çayın içinde. Bu siyasetin bedeli olabilecek sonuçları karşılamayı göze alamadılar. Günün sonunda ortaya çıkan bu. Ben öyle protokol üzerinden yani kimse bizi şey yapmasın yani yanlış anlamasın. Protokol ve protokolün şeyi dinamiği olarak da Cumhurbaşkanlığı seçimleri ama esas protokol. Yani 9 ay mı kaldı? 10 ay mı kaldı yani Cumhurbaşkanlığı? Hükümet değişikliği bir anlamda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden dolayı kaynaklandı. Bu dörtlü koalisyonda en az 3 tane Cumhurbaşkanı adayı vardı. 4 koalisyon, 3 Cumhurbaşkanı adayı. Çok da aşması çok zordu. 26-27 kişiyle kolay değildi. Şimdi 30 kişi daha güçlü bir hükümet. 1 veya 2 Cumhurbaşkanı adayları olacak. Muhalefet de arttı şimdi. Muhalefet arttı şimdi. Sendikalar da harekete geçecek tabii. Evet. Yani şimdi yeni hükümetin eksileri arasında olabilecek veya negatif yönler arasında olabilecek. Bu dörtlü koalisyona gösterdikleri krediyi ikili koalisyona göstermeyecekler. Bunun sebebi Halkın Partisi değil. Sivil Toplum Örgütleri. Ulusal Birlik Partisi'nin olan genel alerjiyi Halkın Partisi de üzerine alacak. Bu tabii tayin edici olan nokta bu değil. Tayin edici olan nokta güçlü bir koalisyon hükümetinin ortaya koyacağı icraatlar dörtlü koalisyona göre en azından önümüzdeki Mart Nisan'a kadar gözle görülür bir takım adımlar atarlar ise dörtlü koalisyonun kaç ayda yapamadığını, 400 kusur günde yapamadığını bunlar bir 300 günde yaparlarsa veya 250 günde o zaman tabii koalisyonun yıpranma payına rağmen toplum rasyonel davranan bir seçmen var. Kıbrıslı Türklerin seçmeni rasyoneldir. Yani bakarlar, kıyaslarlar. Böyle ince kıyaslama yapan her ülkede böyle bir seçmen yoktur. Yani ince kıyaslama yapar ama seçime gitmez. Burada seçime de gidiyorlar. Motive oluyorlar. Ama tabii genel anlamda en genel kümülatifte siyasal partilerimizin kendilerine dönük yapılan bütün araştırmalarda bir güven kaybı var, bir güven erozyonu var. Bunun nedenleri bir, küçük toplum olmamız, iki, küçük toplum olmamıza rağmen büyük düşünemememiz. Siyasal partilerimiz büyük düşünemiyor. Büyük düşünmekten kastım efendim beş parmak dağlarını yıkmak değil. Onu da yıkıyorlar ya gerçi taş ocakları yıkıyor. Evet. Bir 10 sene sonra herhalde olmayacak o dağlar. Büyük düşünemiyorlar. Büyük düşünmekten kastım şu eğitim alanında arkadaş. Bu ülkenin bilişim adası olması konusunda bir hedef koyup eğitimi buna göre reforme edip kitaplardan tamamen kurtulacak, hayatın içerisinde öğrenmeyi gerçekleştirecek ciddi bir atılıma bu ülkenin ihtiyacı var. Hiçbir şey kaybetmeyiz. Evet. Bu son 20-25 yıllık eğitim sisteminde kaybettiğimizin en azından bir kısmını geri kazanma şansımız var. Turizm konusunda öğrenilmiş, dogmatize edilmiş dogmatik bir turizm politikamız var. Bunu çeşitlendirmenin yolunu bulmamız gerekiyor ki yani şu anda uygulana gelen politikanın küçük bir sarsıntıyla bir alternatif işte güneyde bir büyük kazino açılıyor diyorlar. Ne kadar etkileyecek bilmiyorum ama bu çeşitlendirme sadece güneye bakarak da değil. Ama tabii. Sonunda siz sizin yaptığınızı zaten güney özeniyor. Peki güneyin yaptığına biz niye özenmiyoruz? Buna bakmak lazım. Yani bizim iyi yaptığımıza güneydekiler bakıp onlar hayata geçirecek bir takım politikalar yapıyorlar. Üniversiteler konusu da öyle. Biz onların yaptıklarına bakıp neden onların bazı yaptıkları doğru şeyleri yapmıyoruz? Budur ilginç olan. Yani onlar bizden bakıp imrenip
bir hayata bir şey geçiriyorlar. Canları çok yandığından mı, yoksa bizden daha iyi ve hızlı karar alabildiklerinden mi? Herhalde veya, ikincisi. Ha evet, biz bu konuda siyasetimiz biraz daha uyur gezer halinden kurtulması gerekiyor. Hantallıktan. Tabii yani proje KKDC'de siyasal partilerin en büyük sorunları başta Ankara'yla münasebetlerinde ama dünyayla münasebetlerinde bir vizyonu olmamış olmasıdır. En büyük sıkıntıları yani parti başına düşen vizyon sayısının sıfır olmasıdır. Yani bugün siyasal partilerimizin vizyonu ne diye sorduğunuzda Ankara'da üç cümleyle bitecek vizyondan bahsediyorlar. Yoktur vizyonları. Dolayısıyla bunun vizyonsuzluktur en büyük problem Ankara ile Lefkoşa ilişkilerinde. Evet. Ön almak istiyorsanız eğitimde bir vizyonunuzun olması lazım. Efendime söyleyeyim, sağlıkta bir yani vizyonunuz. Yani bizim burası yönlendirmesi gerekir Türkiye'ye. Tabii ki, tabii ki. Tabii Türkiye'den de bir küsme olayı oldu. Yani böyle bir küsmenin de ne olması. Ne küsmesi? Para gönderilmiyor. Uzunca bir süredir. Yoksa bu küsme değil. Vallahi bilmiyorum. Yani bunun. Yoksa bunu protokolle bağlamak lazım. İşte vizyon olup her şey müzakere edilebilir. Türkiye ile doğrudan ve güçlü bir diyalog kurulması gerekiyor. Bu Türkiye'nin istemediği bir şey değil. Bence bunu yapacak bir siyasi şey yok. Güç oluşmadı. Yani protokol vari bir görüşmeyle Türkiye KKDC ilişkilerini düzeltemezsin. Bir vizyonunuz olacak. İki, kendinize güveneceksiniz. Üç, bu güvendiğiniz şeye karşı tarafı ortak edeceksiniz. Bu kadar. Evet. Yapılacaklar bunlardır. Vizyon, vizyonunuza güven ve bu vizyonunuza karşıdakini ortak etmek. Bu kadar. Yani ortaya vizyon koymayıp yalnızca para istemek olmaz demek. Öyle gidiyor. Öyle olunca da başın eğik olur. Olmaz. Eğik olur. O zaman da size söyleneni yaparsınız. Müzakere edeceksiniz. Vizyonu koyacaksınız. %70'ini kabul ettirseniz de büyük bir kazanımdır o. Ama acaba o fırsat verilir mi o vizyonu ortaya koymanın? O zaman siyaset yapmasınlar. Yani biz onu denemiyoruz. Onu zorlamıyoruz. Onun üzerinden bir müzakere etmiyoruz. Zaten arkamızdan da öyle konuşurlarmış. Tabii. Bir şey proje ortaya koymadan sürekli bizden isterler. Tamam işte diye. Vizyon yok. Vizyon olmadı. Vizyon olan projelerin hepsi de var. Vizyon içinde bunu. Bunları yapmadığımız için de kendimizi anlatamıyoruz. Yani Türkiye için tabii de bu keşke öyle bir yapımız olsa da para iste durumda olmasak, kendi kendimize yeter olsak. Değil. Dünyada bütün ülkeler kredi ihtiyacına sahiptir. Herkes krediye ihtiyaç duyar. Ama bizimki öyle değil işte. Tam da dediğin şekilde değil. Yani, tamam. Doğrudur da. Ne Türkiye IMF ilişkilerine benzer bizim ilişkimiz. Ne Türkiye-Amerika ilişkisine benzer. Hı hı. Ne Türkiye-Rusya ilişkisine benzer. Çok daha farklı bir yapısı var bizimkinin. Tamam işte. Burada hiçbirine benzememesi de iyi bir şey. Yani iyi mi acaba? Tamam da bunun hep günümüze kadar hükümetlerin kurulma seyirlerine baktığımızda bir, Lefkoşa'nın vizyon sahibi olmaması, Ankara'nın kendi gündemiyle meşgul oluyor olması ve Kıbrıs'ın zaten hep isteyen pozisyonunda, Ankara'nın da veren pozisyonunda oluyor olması, bu ilişkilerin bence yanlış yoğrulmasına neden oluyor. Bu ilişkileri temelde bir vizyon halinde önümüzdeki 5 yıl sonra Türkiye'de Doğu Akdeniz'in büyük işleri dışında Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'den para ihtiyacı olmayacaktır. Nokta. Bitti. Yani neden böyle bir hedef koyarak hareket ettiğinizde sizin ömrünüzün, hükümet ömrünüzün 2 yıl veya 3 yıl olması da önemli değil. Yani evet. 2010'dan beridir veya 2003'ten beridir. Mesela bir dönem ben dinliyorum da bunları. 2003'te Talat'ın başbakan olduğu dönemde baya baya ciddi bir şekilde Sayın Talat'ı dinliyordular. Söylediklerinin büyük çoğunu Kıbrıs Türk Hava Yolları'na dahi kadar dinletebiliyordu. Şimdi dolayısıyla bu karşılıklı ortak ihtiyaçları yani ara kesitini ihtiyaçların ara kesitini, buluşma noktalarını, asgari müşterekleri bence
doğru okumaktan geçiyor. Talat örneğini vermen, Denktaş örneği vermedin. Çünkü zaten onu dinlerlerdi. Soldan biri olduğu için tabii, örnek verdin. Tabii, hı. Muhalefeti yani... yani Talat Denktaş da başında, dediğim rahmetli Denktaş. Tabii da, tabii. Denktaş. Denktaş da Eroğlu'da. Dinletirdi. Eroğlu'da belli bir çerçeveye kadar. Ta 2000'lere kadar. Ondan sonra zaten biz son 17 yılı AK Partili Ankara'yla yaşıyoruz. Dolayısıyla AK Parti'nin ilk dönemlerinde, ilk 3-4 yılında, 5 yılında neyse, Talat'ın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde daha çok söz alan, mevzuyu doğrudan Sayın Erdoğan'a aktarma şansı olan bir ilişkileri vardı. Bunu kuracaksınız. Yani nasıl kuracaksınız? Samimiyetten, vizyondan bu iş geçiyor. Ve kendinize inanmaktan ve karşıdakini de buna inandırmaktan. Eğer Ankara'ya ben inandıramayacağım diye zaten başlıyorsanız siyaseti bırakın. Ne kuruyorsunuz hükümeti? Öyle değil mi? Evet. Boş yere toplumun zamanını niye çalıyorsunuz? İkna edemiyorsanız bırakın. Bu hükümet iddialı. Parti başkanlığı da bırakın. Şu andaki iddialı. Şimdi tabii ki olsunlar, iyi bir şey. Bir reklamımız var. Öyle mi? Zamanı geçiriyoruz. Tamam. Reklamımızı alalım, kaldığımız yerden devam ederiz. Taş Limited'in sunduğu Ali Batura'yla Markaj programı devam edecek. Artık mikropların saklanacağı yer yok. Remex kanalsız klozetle tek hamlede kolay temizlik var. Gece vakti klozet kapağı sesiyle herkesi uyandırmak yok. Yavaş kapanan ince ses yok, kapak var. Misafirler banyoyu sorduğunda önden koşturmak yok. Temizlik dolabı var. Kirli çamaşırları ortalıkta bırakmak yok. Çamaşır makinesi dolabı var. Banyom küçük, eşyalara nasıl yer bulacağım derdi yok. Üst dolap var. Banyoda fişi nereye takacağım derdi yok. Sento boy dolabı var. Tuvalet kağıdı bittiğinde kapıdan seslenmek yok. Mini saklama dolabı var. Lavabo için kapışmak yok. Çift gözlü lavabo var. Ermataş Limited'in sunduğu Ali Batura'yla Markaj programı devam ediyor. Evet, devam ediyoruz. Senin bizim hükümetlerin gösteremediği vizyon dediğin şeyi Türkiye'de protokolün içerisine koyup yapmaya çalışıyor. Gerçi bazen bize diyorlar birlikte hazırlıyoruz ama herkes de biliyor ki ağırlıklı olarak Türkiye'nin istediği şeyler bu protokollarda yer alıyor. O zaman da gerçek anlamda bir vizyon olarak ondan bahsetmek çok mümkün değildir, değil mi? İşte burada mesela 68'den beri müzakere ediyoruz, değil mi? Evet. Rumlar da bize göre büyük toplum. Benim yaşadığım. Büyük toplum. Evet. Bize göre ve onlar istiyorlar. Onlar 10 istiyor. Biz 5 veriyoruz. Ama 5 verirken 3 veya 4 de biz almak istiyoruz. Evet. Neden? Çünkü olmazsa olmazlarımız olduğuna kanaat getirdiğimiz 68'den beri süren bir müktesebatımız var. Garantörlük müdür? Kıbrıslı Türklerin efendime söyleyeyim siyasi eşitliği gibi bir takım şeyler var. Burada da bu toplumun kendine tehdit olarak algıladığı bazı kurumların var. Bu işte kimliğidir, değil mi? Kıbrıs Türk kimliği.
efendime söyleyeyim, demokrasisidir, hoşgörüsüdür. Evet. Eğitiminin gerçek anlamda batılı bir takım ilkelere oturuyor olmasıdır. Evet. Bunlar Türkiye'nin anlamayacağı şeyler değil. Bunlar önemli olan neyle kıyaslıyorsunuz? Yani su tartışması bize bunun için önemli bir mahreçtir. Yani su geliyordu, parasını çok istedilerdi, şöyle gelsin idi, böyle gelsin idi. Hala suyun tarım alanında kullanımıyla ilgili yürümeyen, değil mi? Evet. Hiçbir ellenmemiş bir alan ve su akıyor, geliyor ama tarım alanında kullanılamıyor. İşte bu mesele kabul edilebilir bir şey değil. Yani bunun gibi bizim kendi kafamızda yarattığımız bazı korkularımız var. Veya yarattığımız bazı algı problemlerimiz var. Bunları bence asgari müşteriye getiremiyor olmamız, asgari müşterimizi siyaseten belirleyemiyor olmamız ve bu asgari müşterekle ilgili bir vizyon. Şimdi asgari müşterek belirlersin, bu olmazsa olmazımdır diyorsun ama evet, onu müzakere ederken vizyonuna nasıl yedirdiğin de çok önemlidir. Onu ikna edecek bir şekilde önce kendin inanacaksın. Bu vizyonun toplumun büyük çoğunluğunun çıkarına olduğunu toplum görecek ve sen de bunu genel anlamda siyasetin içerisine bir vizyon haline getireceksin bu asgari müşteriyi ve karşı tarafa da bunun önemini anlatacaksın. Şimdi bizde bu süreç hiç çalışmıyor. Çalışmadığı için bürokratların yaptığı bir takım şeyler veya teknokratların önümüze protokol olarak geliyor. Evet. Ve bir vizyon da olmadığı için teknik bir takım şeyleri teknokratlarımız karşılıklı görüşüyor. O teknokrat eğer bunun normal koşullarda bir vizyon içinde olmamasına rağmen hacimsel olarak bunun iyi bir şey olmadığına karar verdiğinde evet, siyasetçiyi teknokrat yönlendiriyor ve onun üzerinden bir siyaset oluşturuluyor. Halbuki doğru olan bu değil. Doğru olan bir vizyon içerisinde bunun, bu protokolün nereye oturduğu veya nereye oturmadığına karar verip ona yeni bir şekil vermek. Çünkü en büyük problem bir sorunun çözümü varsa o soru çözümü sorun hale getirecek olan bir problematik üzerine ona bakmamak. Onu yeni bir çözüm haline getirip ortaya koymak önemlidir. Yani bunu yapmakta zafiyet sahibiyiz ve siyasetimizin bence vizyonsuzluğuyla da bu çok yakın ve birbiriyle irtibatlı sıkıntılarından bir başkasıdır. Yani evet, ben öyle görüyorum en azından. Çünkü siyaset dediğim gibi Sayın Talat olsun, Sayın Denktaş olsun, bir yere kadar Eroğlu, Ankara'yı çeşitli şekillerde olan Ankara'yı çeşitli siyasi algılamaya dönük Doğu Akdeniz. Şimdi mesela Doğu Akdeniz, değil mi? Doğalgaz mücadelesi. Evet. Şimdi bugün bu hükümet kuruluyor. Üniversitelerinin ayakta durma mücadelesine doğru dürüst bir ad veremezse bu hükümet ve üniversiteleri belli bir krizle karşı karşıya kalır ise siyasetin konuya girememesinden, siyasetin konuya altyapı oluşturamamasından, siyasetin vizyon halinde üniversitelerin kalitesinden efendime söyleyeyim evrensel koşullarda rekabet etme potansiyellerine, içinde barındırdıkları bir takım risk unsurlarına kadar evet, bunu görüp bir vizyon haline bunu getiremezse çok ciddi bir yumuşak güç kaybına la baş başa kalabilir. Nerede? Büyük bir ay sonra, iki ay sonra. Büyük tehlikedir bu. Tabii ki büyük tehlikedir ve önümüzdeki üç ay içinde başta Eğitim Bakanı olmak üzere. Eğitim Bakanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı. Dışişleri Bakanı hepsi tabii ilgileniyor. Bunların ana mesaisi çok acil bir şekilde budur. Bunu görmezden gelmek ve bir vizyon içerisinde Doğu Akdeniz'de doğalgaz mücadelesinin Kıbrıs'ta üniversitelerin ayakta durmasından geçtiği figriyatını bir vizyon haline getirmezseniz bunun kalitesini, evrensel akreditasyonlarını tamamlamış olan birçok bölümlerine ve uluslararası alanda rekabet etmesine ve Güney Kıbrıs'ın da bu işin içerisinde bir hep sürekli engel, yokuş yapan, engel oluşturan bir pozisyona sahip olduğunu görmezler ve buna ilişkin önlem almazlarsa o zaman siyaset bu konuda ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabilir.
Yani bu böyle bir risk var. Bu riski bir önceki hükümet Eğitim Bakanı'nın Ankara'ya gitmesinde sakınca görüldüğü veya garantiyen altına alındığı için gidemediğinden ötürü siyaset bunu elleyemedi. Birebir ilgilenemedi. Tabii ilgilenemedi. Ve bu konuda yani ben geçmiş hükümetin en büyük kaybının kişi olarak söylüyorum. Bir başbakanı akademisyen, başbakan yardımcısı, dışişleri bakanı da akademisyen. Çok büyük bir şanstı bu. Evet. Fakat üniversitelerle ilgili kıllarını bile kıpırdatmadılar. Yani bu ilginç bir şeydir. Yani belki de kıpırdatacaklar da vakit yetmedi. Yok, olur mu öyle şey? Şimdi birine söyledim ama hangisine söyledim hatırlamıyorum. Hmm. Başbakan'a mı söyledim, başkasına mı söyledim? Bu hükümetin UBP veya başka hükümetlerden farkı ve hatırlanıyor olması, elbette ki Tufan Erhürman'ın kişi olarak belagati, konuşması, insanlarla yakın ilişki, bunlar elbette unutulmayacak şeylerdir. Fakat hükümet olarak hatırlanmak akademisyenlerin, yani Hasan Ali Yüceli değil mi? Hasan Ali Yüceli herkes hatırlıyor. Neden? Çünkü eğitim alanında dünya klasiklerini kazandırdı. Köy enstitüleriyle ilgili bir takım çok önemli işler yaptı. Türkiye'de yani gerçekten büyük bir atılım yapmasına yol açtı. Bu hükümet de akademisyenlerinin ön plana çıktığı başbakanını, böyle bir şans bir daha gelmez. Evet. Gelir mi bilmiyorum. Tufan Erhürman'ın siyasetteki kararlılığına bakar. Ama dört parti ve bunun iki önemli bakanlığı, biri başbakanlık, biri başbakan yardımcılığı, evet, akademisyendi. Vallahi geride bir şey bırakmadılar. Yok, ben göremiyorum. Evet. Yani böyle anılabilirlerdi. Ama yani neredeyse üniversitelerle ilgili bir YÖK başkanıyla görüşmesi oldu. Orada da yani YÖK başkanı bile alıp gitmedi yani başbakan. Yani bunlar dikkat etmeleri gerekiyordu. Yok, yapmadılar. Tabii ki. Şimdi bu yeni hükümet kurulurken başta Halkın Partisi'nin bir süre prensipler genel ilkeler diye bir şeyin üzerinde durduğunu sıkça gördük. Hatta hükümetin biraz gecikmesinde bu prensipler genel ilkeler meselesinin rol oynadığı düşünüyorum. Neden böyle bir şey ihtiyaç hissetti Halkın Partisi, Ulusal Birlik Partisi ile daha hiçbir şeyi görüşmeden önce prensipler genel ilkeleri ön plana koydu? Ulusal Birlik Partisi gibi büyük ve alışkanlıkları olan bir partiye karşı kendini koruma amaçlı olabilir mi bu? Tabii şimdi Halkın Partisi'ne oy vermiş, belki sandığa gitmeyen ve siyasete ilgi duymuş farklı bir şey var. Hmm. Yani yolculuğu var. Hmm. Normal partilerden. Yani muhalefet etme şekli de farklı olan bir siyasal parti ve çok ciddi argümanlar ortaya koydu ve bunun karşılığı da vardı. Yani karşılığı da teveccüh görüyor olması. Bunu Ulusal Birlik Partisi gibi namı KKTC'nin ötesine taşmış hükümet etme konusundaki bir partinin partiyi sağlam kaza bağlamak istiyorlardı. Bunundur herhalde. Bunun yansımalarıdır. Ama gene de Ulusal Birlik Partisi tabii yeni bir siyasi figür Ersin Tatar. Umut ediyoruz ki KKTC'deki yönetme yaşlarının tümüne haiz olan o yönetme iradesini yeni Halkın Partisi'nin yenilikçi çizgisiyle birleştirirler. İçişleri Bakanlığı'nın Halkın Partisi'nde kalmış olması bir avantajdır ama tabii diğer dörtlü koalisyondaki gibi vatandaşlık konusunda benzer bir tutumu gösterebilir mi? Göstermesi gerekiyor. Ben takdir ediyorum yani vatandaşlık politikasını ve bu yabancılarla ilgili üçüncü ülkelerin buradaki özellikle çalışan nüfusla ilgili çalışan veya sağda solda dolaşan böyle Türkiye'de dünyayla ilişkisi olan ve bir şekilde
üçüncü bir ülkeden eşleri Türk olmayan, değil mi? İnsanlar var. Bunlar Kıbrıs'ı kendilerine vatan olarak saymak istiyorlar. Değişik bir şey, hem efendim ekonomik durumları iyi, hem kültürel eğitim durumları iyi. Aileleriyle Kıbrıs'a gelmek istiyorlar. Geliyorlar, yer yurt bakıyorlar, paraları var. Hmm. Fakat bu Pakistanlıları, yanlış anlaşılmasın ama, etrafta böyle üçüncü ülkelerin işçilerini falan gördüklerinde, böyle dağınık bir şekilde ve çok fazla sayıda, kontrolsüz, denetimsiz. Yani bunlara ilişkin insanlar Kıbrıs'a mı geldik diye soru soruyorlar. Bu ki bu nüfus konusuna geleceğim buradan. Yani 350-400 diyorlar ya veya 280-290 asla ben kabul etmem. 1 milyondan aşağı insan yoktur Kuzey Kıbrıs'ta. Ve bunun en feci tarafı, facia yönü, nüfusun kontrolünü bilmiyor olmamızdır. Hmm. Yani nüfusumuzu burada yaşamakta olan, nüfus da değil, burada yaşayan insanlar kimdir ya bunlar? Ne yerler, ne içerler, nerede çalışırlar? Evet. Çocuklar nerede okur? Çocukları var mı? Suç örgütü mü kuruyorlar? Bunlarla ilgili büyük bir güvenlik açığımız var. Ve bu İçişleri Bakanlığı'nın da bunlarla ilgili belli bir çabası olduğunu, takdire değer bir çabası olduğunu ben şahsen görüyorum. Buna yani Ulusal Birlik Partisi'nin de eşlik etmesini temenni ediyorum. Yani bu siyasete. Evet. Vıdı 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 vatandaşlık yapma konusunda. Mesela ben dün biriyle karşılaştım. Yani aynı direnci göstermesi gerekir Halk Partisi'nin. Tabii yani objektif ölçütlerinin olması ve bu objektif ölçütlerinin gerçekten korunması gerekiyor. Yani böyle torbayla vatandaşlık, kamyonla vatandaşlık dağıtılmaması gerekiyor. İşte tırla vatandaşlık dağıtıyor UBP. Böyle bir geleneği var. İyi bir gelenek İçişleri değil bu. İçişleri Bakanlığı'na istedi Ulusal Birlik Partisi ama alamadı. İyi yaptı. İyi ki Halkın Partisi aldı. Yani bu konuda takdir etmek lazım. Cesaretlendirmek lazım Ayşegül Hanım'ı. Doğru söyledim değil mi? Ayşegül Hanım'ı cesaretlendirmek lazım. Evet. Yani tabii bilemem Ulusal Birlik Partisi ne düşünür ne eder ama doğru düşünce değil yani bu yurttaşlık konusunda büyük hatalar yapıyorlar. Federasyon konusunda da azıcık bugün belli konuşmalar var. Bu evet, onu bir siyaset değişikliğinden çok dakika bir gol bir tartışma siyaset, da oldu. Siyaset değişikliği olarak değil. Cumhurbaşkanı federal çözümü destekliyor. Hı. Ona biraz ayar vermek gerekir dedi Sayın Tatar. Anında tamam, Cumhurbaşkanı da açıklama yaptı. O da dedi ki ayar verilecekse ekonomiye ayar verilmeli. Bana ancak halk ayar verir diye. Hı-hı. Bunu Sayın Tatar'ın ilk dakika heyecanına bağladı Cumhurbaşkanı. Normaldir böyle şeyler. Bizde evet yani mecliste bu tür konularda konuşulur. Hükümetlerin de bu konuda... İlk gün heyecanına veriyorum dedi. Ya bu normaldir. Çünkü artık Cumhurbaşkanlığı şeyi seçimlerinin kazanı kaynıyor. Yani fokur diyor. Ayar vermek hoş bir kelime değil ama. Doğru. Yani bu tabii... Yani parlamento Cumhurbaşkanı'na ayar verecek. Federasyonu destekliyor falan. Federasyonu bu ülkede destekleyen birçok insan vardır. Bunları da göz ardı mı ediyor Ulusal Birlik Partisi? Göz ardı ederek... Önemli olan böyle şekilsel tartışmalar da değil. Tabii. Yani biz federasyonu önümüze koymadan gideceğimiz yolu, ziyaret edeceğimiz ülkeleri bir seçenek olarak toplumun önüne yapıcı, uygulanabilir bir dış politikadan söz ediyorlar mı? Değil mi? Yani Arap dünyası ve Afrika dışında Avrupa'ya dönük, Latin Amerika'ya dönük değil mi? Evet. Hatta Afrika'nın belli ülkelerine dönük bir siyaset, bir dış politika yaklaşımından söz edilirse ve bu uygulanabilir bir şekle dönüştürülebilirse o zaman federasyon kendiliğinden tartışma konusu olur. Federasyonu ben tartışayım deyince yani veya ayar vereyim deyince ayar olmuyor. Sizi ayarlarlar sonra.
Tabii. Uyarlarlar. Öyledir. Evet. Yani siz alternatif dış politikanızı muntazaman Kıbrıslı Türklerin asgari müştereklerine dönük belirlersiniz. Ve federasyonu da bunun yerinde bir yere yerleştirirsiniz. Tabii. Ama birinin öbürünün yerine geçmesi ancak ve ancak uygulanabilir, hayata geçirilebilir, ekonomi politiğine sahip bir dış politikayla olur. Tabii. Havadan böyle zembille inmez. Uygulanabilir bir dış politikanız varsa, federasyon dışında kalan seçeneklere dokunacak. Evet. O zaman zaten kendiliğinden federasyon tartışması başka bir şekle evrilir. Ama TÜBİR'in hükümeti de kurdu da federasyona da ayar vereceğiz. Bu doğru bir şey değil. Cumhurbaşkanı'na da ayar veremez. Sayın Tatar yaklaşık 10 ayı kaldığını falan söyledi. Tamam. Şeyin, Cumhurbaşkanı'nın. Yani seçimler var tabii. Meclise de getirilmesi gerekir bu konuların falan filan dedi ama 10 aylık bir süre hükümetler için aslında çok uzun bir süre diye. Cumhurbaşkanlığı için daha gördüğümüz ne kadar sürdü. Şimdi Cumhurbaşkanlığı da meclis koalisyon. Da meclis de hükümet değil meclis. Herkes kendi görevini kendi içerisinde yapıp diğeriyle çok sataşmasa daha iyi olur. Ya bunlar da normal şeylerdir. Ben diyorum ki Cumhurbaşkanlığı gazanı fokur diyor. Seçimlerin gazanı. Zaten hükümetin değişmesinin bir nedeni de budur aslında. Öyle söyledim zaten. Tabii. Evet. Yani dolayısıyla zaman ayarlı bir seçimle karşı karşıyayız. Belliydi bu dörtlü koalisyondan 3 tane muhtemel Cumhurbaşkanı adayı söz konusuydu. Artık buna benzer şeyler ama bunlar tabii karın doyurmuyor. Ekonomiye, icraata ilişkin söyledik. Eğitimle ilgili cesaretli, vizyoner bir politika uygulanacak mı? Sağlık alanında neler yapılacak? Sağlık ve eğitimle paralel olarak, eş zamanlı olarak üniversitelerin gelecek güvenliği, ayakta durma mevzusu doğalgaz mücadelesiyle tamamen koparılamaz bir şekilde irtibatlıdır. Bunlara ilişkin hükümet federasyon edebiyatını bırakacak, buraya yönelecek. Rum'la federasyonu da, konfederasyonu da müzakere etmenin temelinde üniversitelerin ayakta durması yatar. Gerisi önce fasaryadır. Lazım, gerisi fasaryadır. Değil mi? Tabii mahalleye konuşmadır. Mahalleye konuşma da kimsenin karnını doyurmaz. 3 hekim var gene şeyde parlamentoda. Ne var? 3 doktor. Doktorlar meşhurdur memlekette çok sevinirler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da doktora emanet. Faiz Sucuoğlu'na. Evet. Turizm Bakanlığı da doktora emanet. Ünal Üstel'e. Ve Sağlık Bakanlığı da bir doktora emanet. Ali Pilli'ye. Teşhisi doğru koyacak doktorlar da. çareyi de bulsun inşallah. Yani, halk. Beklenmedik bir yerden soru geldi ama sana. Hiç beklenmedik bir yerden. Elinde yüzük görmüşler ekrandan. Görünüyor mu? Bak görünüyor. Ben görüyorum. Elindeki yüzüğü gördüler ve hayırdır diye soru soruyorlar. Öyle mi? Ben görmedim. Evet, görünüyor. Ben görüyorum. Abi buradan elinde yüzük görünür. Ekrandan görünüyor. Vallahi ben görmüyorum. Biz gördüler ve soruyorlar. Hayırdır Mehmet Asgüler'in hayatında bir değişiklik mi var diye sorular değişiklik geliyor. Yok. Yoksa, hayat normal devam ediyor. Yoksa yüzüğü niye taktın eline? Allah Allah. Ama meraklılar var. Evet. Ne yapacaklar yüzüğü? Fikirlerimize bir şey söylesin. Sorular geliyor. Fikirleri de dinlerken göze de batıyor. Peki bu konuda pek konuşmak istemedin ama ben gene de hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Diye. Sağ olun. Evet. Dersi başınıza değilim. Bizim var. Bizim var. Öyle şey söyleme. Kavga ettireğimizi diyorsun. Evet. Sen ikinciyi deniyorsun ama biz birincide kalmaya kararlıyık. Dersi başınıza deyince ayrı başka hal demek istiyorum. Bu, yani benim şeyimde kontrolü saldırı yaptı. Bu kontrayı beklemezdim. Bekleyeceksin her zaman. Evet. Baksana kaç tane makaryoz lafı var. Evet. Bir de makaryoz çayı. Çıktı başımıza. Evet. Yani genel olarak isimlere de baktığımız zaman isimler üzerinden bir şey söylemeye gerek yok diyorsun. Bakanların.
Yani söyledik zaten bir peşin hükümlü yani, olmuş oluruz bir şey söylesek. Biz vizyon üzerinden konuşuyoruz. Evet. Halkın Partisi daha genç. Tabii. Onlar yenilikçi zaten. İçişleri Bakanı 37 yaşında. Evet maşallah. Ulaştırma Bakanı 45 yaşında. Başbakan Yardımcısı 45 yaşında. Ama şeyler Ulusal Birlik Partisi 50 ve yukarısı. Evet. Ulusal Birlik Partisi yaşlı partidir. Başbakan 59 yaşında. Evet. Ersin fena Tatar Bey. Maliye Bakanı Oldun Amcaoğlu 53 yaşında. Evet. O da fena değil. Nazım Çavuşoğlu 54 yaşında. Eğitim Bakanı. Turizm Bakanı 64 yaşında. En yaşlısı Turizm Bakanı. Aynı zamanda Ali Pilli Sağlık Bakanı da 64 yaşında. Ekonomi Enerji Bakanı Hasan Taçoy 56 yaşında. Tarım Bakanı Dursun Oğuz 53 yaşında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuğu da 57 yaşında. Tamam ya fena değiller. Şey 50'ler ve yukarısıdır. Evet. Ulusal Birlik Partisi. Evet. Halkın ortalaması da 40'larda 45'lerde. Evet. 37 yaşında. Valla biz yaşlarına bakmıyoruz. En genci Ayşegül Hanım. Performansları yaşlarını belirleyecek. Yaşına söylenmez diyoruz. Biz Ayşegül Hanım'ın da yaşını söylüyoruz. Performansları yaşlarını belirleyecek. Evet. Yaşın süresi ayrı bir şey. Evet. Yaş 50 olur, 60 olur, 65 olur. Performans önemli 30'unda mı, 35'inde mi o gösterecek? Yaş, vizyon. Yaş ırkçılığı yapacak halimiz yok. Yok. Evet. Önemli olan iş yapılmasıdır. Doğru. Umarız güzel işler de olur tabii ki. Tabii yalnızca Nazım Bey de var. Geçmişte başka bakanlıklar yapıp farklı bir bakanlık yapan diyecektim ama Sayın Nazım Çavuşoğlu daha önce de Eğitim Bakanlığı yaptı, Tarım Bakanlığı yaptı. Sayın Taçoy Ulaştırma Bakanlığı yaptı, şimdi Ekonomi Enerji Bakanı'dır. Sayın Faiz Sucuoğlu Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yapmıştı, şimdi Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı'dır. Tarım Bakanı ilk kez, Dursun Oğuz Bey ilk kez bakanlık yapıyor ve Olgun Amcaoğlu da ilk kez bakanlık yapıyor. Sayın Ali Pilli de İlk kez bakanlık yapıyor. Göreceğiz. Yeniler var, yeni isimler var. Tecrübeliler var. Bu karışımdan umarız İnşallah. İyi sonuçlar çıkar. İnşallah. İnsanlar biraz böyle magazin tarafındadır. Kim geldi, kim gitti. Şimdi bundan sonra da atamalarla ilgili. Müsteşarı kim oldu, bakanlık müdürü kim oldu? Şeyin belli, Halkın Partisi'nde bir değişiklik olmayacak. Orada bir şey değişiklik olmayacak çünkü bütün bakanlar olduğu yerde devam etti. Evet, eklemek istediğin bir şey var mı? Vallahi inşallah bu hükümet söylemiş olduğumuz noktalara önem verir. Çok fazla bir şey beklemiyoruz. Performans gösterirler, göstermezler, kendi bilecekleri iş. İddiaları var. Evet. KKTC siyasetiyle ilgili bu iddialarını hayata geçirmek çok büyük akrobatik hareketleri gerektirmez. Eğitim, özelde ilk özel orta öğretim, üniversite ikincisi çok üniversitelerin istikbal kavgası, ayakta durma kavgası, doğal gaz mücadelesiyle irtibatı kesindir. Ve buradaki bir hareketlilik, bir fay hattı kırılması doğrudan doğalgazı havaya uçurur. Ve bunun kadar önemli olmasa da turizmin çeşitlendirilmesi çok bir şey de değil ya bunlar. Evet. Çok bir şey değil. Tabii ki yollarımızın biraz daha Ulaştırma Bakanlığı'nın. Evet, yolların biraz daha böyle hani memleketin şeyde seferde olan araçlarının yüzü suyu hürmetine biraz daha toplanan vergilerle bu asfaltların arabaları 2 yılda ömrünü tüketiyor. İşte ben arabadan anlamam biliyorsun. Türkiye'den para gelmeyince kamu maaşlarına ayrıldığı için para yollar için çok ayrılan kötü, çok kötü. Parayı da oraya kullandılar ama artık yani tabii bakmak lazım. Ha, yollar çok kötü. Tabii çevre de çok kötü. Çevre Bakanlığı'nın da bu işlere iyice bakması lazım değil mi? Doğru, çevre kirliliği. Çok kötü. Doğru. Sayın Başbakan Ersin Tatar Bey, işte KKTC'nin diyeyim artık. KKTC öncesine gitmiyorum. KTFB'ye falan. KKTC 13. Başbakanı oluyor. Tabii
bir tartışma olur mu Ulusal Birlik Partisi içerisinde? Bazı güçlü isimlerin kabine dışı kalması, daha önce bakanlık yapmış önemli kişilerin ve de az önce bahsettiğimiz Resmi Hanım'ın dışarıda kalması Ulusal Birlik Partisi içerisinde bir tartışma. Yani bir şey olmaz, tartışsalar da barışırlar. Genel sekreter kim olacak şimdi? Sayın Taçoy bakan oldu. Ersin Saner Bey'in adı geçiyormuş. Ersin Saner Ersin demişim. Olabilir diyorsun. Tabii Resmi Hanım'ı konuşurken aklımdan çıkmıştı. Sen bahsettin, kendisi de turizmci olduğu için bu işi yapabilecek bir kişidir falan. Biz de işte Sayın Eroğlu, Sayın Tatar'a destek vermişti kurultayda, neden olmuyor diye. Şöyle bir argüman geliştirilmişti ve bunu yazdı bazı gazeteler, bazı köşe yazarları. Bunu haber de yaptılar. İşte Sayın Serdar Denktaş'ın yasal değil de etik olmayan bir takım hareketler içerisinde girdiği, kendi oğluna arazi tahsis etmeye çalıştığı söyleniyor ama Sayın Resmiye Can Altay'ın da Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın yan tarafında o boş olan arazi, şu anda araç kayıt dairesi olan o binanın yan tarafındaki arazinin ona verilmesi ve benzer bir eleştirinin işte Serdar Denktaş Bey'i eleştiriyordunuz ama onun da böyle bir arazisi var gibi bir eleştiri gelebileceği de söyleniyor. Ve hatta bunu daha da uzağa getiren bazı yazarlar, bazı gazeteciler diyor ki hatta bu Türkiye'nin Serdar Denktaş Bey'e bu konulardan dolayı karşı çıkarken benzer bir kişinin de kabinede olmasını istemediği, yani dedikoduya göre Türkiye'nin de istemediği söyleniyor. Böyle de dedikodular var. Bilmiyorum, duyduysan sen bunları. Vallahi bir şeyler duydum ama sonuç olarak bu arazi mevzusu yasal mı değil mi? Bu doğru mu? Bunlar muğlak. Yani ne zaman alınmış? Neye karşılık alınmış? Daha önce de buradan konuşmuştuk. Yani ben çok merak ediyorum. 100 dönüm üzeri arazi almış kaç kişi var KKTC'de? Buradan çok merak ediyorum. Araştıralım onu. Gerçekten 100 dönüm, 1000 dönüm. Kimlerdir bunlar? Kim isterse olsun, vatandaş, siyasi fark etmez. Tabii fark etmez. Yani nedir bu? İskender ailesine bir yazı yazalım, bize versinler. Olur, çok güzel olur. Öğrenelim kimdir bunlar? Ne yapmışlar? Neyin karşılığı almışlar bu dönümlerce araziyi? 100 dönüm ve üzerisi. Evet, evet. Kimdir bunlar? Kiralayan, satın alan. Eşdeğer karşılığı alan, satın alan. Evet. 100 dönüm ve üzeri. Ölçü. Bize bir konu verdin bize. Evet, bence çok önemli bir dosyadır bu. İsimleri versinler bize. Tabii isimleriyle isteyeceksiniz. Kim olduğunu görelim. Tabii kimlerdir bu kahramanlar? Satın alan, eşdeğer karşılığı alan. Tabii kimlerdir bu kahramanlar? 50 kişidirler, 60 kişidirler, evet. Kimdirler? Tamam. Peki. Bu isteğini de yerine getirelim. İnşallah. Yapalım. Talep edelim, versinler bu bilgiyi bize. Çok iyi olur. Çok büyük hizmet olur. 100 dönüm ve üzeri. Evet. Altını istemeyin. Yok. Tamam. Öyle olsun. Peki. Avrupa Parlamentosu seçimlerine giremedik. İki lafçık da istersen söyle. Allah herkese başarılar dileriz. Başka program yapamazsak, Cuma yapamazsak. Yaparız Cuma günü ya. Söylemiş olun bir şeyler. Vallahi bir şey söyledik çok. Yalnız hükümetin, sen şey demiştin ya, vatandaşlıkla ilgili sağlam duruşunu devam ettirsin, vatandaşlık vermeyle ilgili. Peki yolsuzluklarla ilgili Sayın Kudret Özersay'ın ısrarlı duruşu ya da talepleri buradaki devam edecek dediler. Protokollerin içinde varmış imzaladıkları şeyin içerisinde. O dirayeti göstermesi gerekir mi? Neden soruyorum bunu? Çünkü Ulusal Birlik Partili ismi bir takım olaylara karışan dokunulmazlığının kaldırılması gündemde olan birini, iki kişi var üstelik bununla ilgili. Şu anda milletvekili olmayan ama geçmişte bakanlık yapmış iki kişiyle ilgili soruşturmalar var. Bütün bunlarla ilgili Kudret Bey dirayetli durabilecek mi? Mesela şu anda atışmaları var. Sayın Özgür Gün'le ilgili ısrarlı adımları vardı. Bunu ortakken, Ulusal Birlik Partisi'nin ortaklık kurarken aynı ısrarı yapabilecek mi o kişilerle ilgili?
Ya bunlar çok emin değilim. Çok emin değilim. Bilmiyorum yani. Zor bir iş bu. Zor bir soru cevabı. Tabii bunlar normal şartlara teorik olarak hiçbiri sonuçlanmadı tabii daha diyor iddia üzerine kurulmuştur ama normal koşullarda devam ettirmesi lazım bu iddialarını. Ama bilemem. Yani nasıl olur? Ortağının küçük memleket. Şu anda tabii kabinede yok onlar, o kişiler. Ama siyasi kabiliyetle ilgili bir şeydir. Siyasi iradeyle ilgili bir şeydir. Kendi kendini idare etmeyle ilgili bir şeydir. Ama kolay da bir şey değil. Tabii bu hükümet kurulurken şunu da söyleyebilir miyiz? Siyasiler geçmişte söyledikleri bazı sözlerle ilgili çok dikkatli olmaları gerekir değil mi? Tabii. Çünkü bir partiyle ilgili yaptığınız bir konuşma, bir demeç, sarf ettiğiniz bir söz daha sonra gelip ayağınıza dolanabilir. Doğru. Sonra onunla ortaklık yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu konuda çok vurdular Halkın Partisi'ne ve Sayın Kurtuluş Özerse'ye. Tabii o günkü konjüktür, o günkü Ulusal Birlik Partisi'nin başında olan insanlar farklı kişilerdi. Farklı bir pencereden söylenmiş sözlerdi ama sonuçta bunun esprisini de yaptı Sayın Tatar. Geldik kahvemizi değiştik dedi. Bir kahve mevzusu var biliyorsun. Kahve bile içmeyiz mevzusundan. Bunlar yoksa siyasette normaldir bunlar. Dün dündür, bugün bugündür. Normaldir. Yani Türkiye siyasetinde bile normal o şeyler. Bizde hafıza ve bellek Türkiye'ye göre belki biraz daha hızlı siliniyordur. Evet. Dolayısıyla yani unutmak iyidir. Yani unutkanlık, tabii bu eleştirilere karşı eleştiri yapanlar var. Şimdi yepyeni bir başbakan var. Yeni kişiler var. Bunun üzerinde durmaması gerekir denen de var ama mecburen hayata pozitif bakmak durumundayız. Evet. Yani pozitif bakmazsak birçok şeyi den mutsuz oluruz. Yani tamam Pollyanna'cılıkta oynamayalım. Yani işin magazin ve dedikodu kısmını bırakarak icraat yapmalarını talep edelim demişti. Tabii yani eğitimde gidelim, başvuralım eğitim fakültelerimize. Bu işi nasıl bir Estonya'yla, bir Finlandiya'yla, Estonya bizim gibi küçük bir ülke. Evet. Tamam onlar komünizmden, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden kalan bir bilişim sistemlerinin üzerine çok fazla oturmuşlar. Oradan yürüyordu bilgisayar sistemleri ve bu onların eğitimlerine, işte her türlü sistemlerine yansıdı, ekonomik hayatlarıyla ilgili falan. Ama bizde de üniversiteler var ve bu üniversitelerin eğitim fakülteleri var. Bütün üniversitelerde var. Onları böyle toplayıp bir şeyde, bir masa etrafında çocukları bu 10-15 kiloluk kitaplardan tuğla gibi sırtlarında kurtarabilecek miyiz? Bunu Nazım Bey'e mesaj veriyor burada. Tabii kurtulmak lazım bunlardan. Ve diğer sayır konular. Çok büyük şeyler değil bunlar. Para da istemiyor yani. Fikir istiyor biraz. Biraz da istek ve irade. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Tabii hükümet kurulurken ve bakanlık kavgaları da olurken o olacak bu olacak denirken bir araştırma yapıldı yolsuzlukla ilgili ülkemizde. İki gündür yayınlıyoruz bunu. Görüyorsun herhalde. Ve bu araştırmanın içerisinde soruları da iş insanlarına sordular. Manidardır değil mi? İş insanlarına sormaları. Tabii. Neden? Çünkü rüşveti iş insanlarından istiyorlar. Evet. İşleri dönsün diye. Ve onlar da diyor ki, dünkü versiyede vardı. Onlar da diyor ki bu rüşveti isteyen kişilerin bakan düzeyindeki insanlar ve üst düzey bürokratlar olduğunu söylüyorlar. Ve bunlar arazi dağıtımı gibi bir takım işlerde istendiği söyleniyor. Şimdi bir taraftan bakan seçerken bir taraftan bakanlarla ilgili tabii tümü öyle değildir. Ayırmak gerekir. Genelleme yapmayalım. Üst düzey bürokratlar için de aynı şeyi genellemeyelim. Doğru olmaz çünkü haksızlık olur. Çok temiz gelip temiz giden insanlar da vardır. Doğru. Hakkında birçok dedikodu çıkan insanlar da vardır ama çok temiz olduğu toplum tarafından da kabul edilen insanlar vardır. Bu ayrımı yapalım ama %80 civarında galiba 83 civarında iş insanı
ülkede rüşvet ve yolsuzluk olduğunu hı hı. söylüyor. En çok onlar biliyor. Çünkü öyle doğru. yerler vardır ki iş insanının malını bekletmek, işini yapmamak, yani o belgeyi vermemek ona, ona ölüm gibidir. Ona zaman kaybettirmek. Onlar bu zamanı kaybetmemek için işlerin yürümesi için istemeden de yani çok gönüllü olmasa da rüşvet vermek zorunda kalıyorlar. Bunları da temizlemek lazım. Yani bir yerlerde kolay değil. Bir ülkenin bakanı, evet. bir ülkenin üst düzey bir bürokratı çete gibi çalışırsa, haraca tutarsa iş adamlarını, iş çevrelerini, ki bunlar şehir efsanesi değildir. Biliniyor bunlar. Çok belgeleri de yoktur. Ama söyleniyor. Bunlardan da arınması gerekir. Yani bir bakanın borcu varken, bakanlığa girip çıkarken borçların ödenmesi veya çek yasağındayken girip bakanlığa da düzüp çıkması da bilinen şeylerdir. Düzüp ne demek? Yani semirip deyim. Yani o paraları alıp. Bunlar da bilinen şeylerdir. Önemli olan bunlardan da sıyrılmak gerekir doğru. artık. Yani doğru. o bakanlığa girip de ihale takip edip oralardan para almak için de istememesi gerekir. Yani topluma hizmet için istemesi gerekir. İdealler. Yani bu arkadaşların açıkladığı Ömer Gökçekuş ve Sertaş Sonan'ın hazırladığı okudum. Bu araştırma tam da önemli bir zamanda geldi. Tam da başka bir şey dünya. Evet. Bir endeks yayınlandı Amerika'da. Evet. Onunla ilgili. Onunla ilgili. Bugün de o endeksten hareket ederek bir bölümü var. Bu Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin her yıl yayınladığı Yolsuzluk Algı Endeksi 2018'de Kakadece'nin notu 100 üzerinden 37'ymiş. 37 de geçer bir not değil. Ve geçer bir not olmayan 37'yi Kakadece'yi Gambiya, Guyana, Kosova, Kuzey Makedonya, Moğolistan ve Panama ile birlikte 93. Hı-hı. sıraya yerleştirdi. Bu rakamlar, bu araştırmalar ve bu iş insanlarının ankete katılan 300 kusur iş insanının söylediğini de lütfen dikkate alsın herkes. Yönetenler de dikkate alsın. Yani biz burada rüşvet ve yolsuzluk yapıyorsak dünya bunu görmüyor değildir. Bakın araştırıyorlar ve biz doğru, uluslararası doğru. listeler içerisinde de en alt sıralarda yer alabiliyoruz. Bunlardan da temizlemek lazım. Doğru. Yönetimleri değil mi? Tabii ki. Yani bu vizyon meselesi gene. Kesinlikle. Yani bir de bu da bir vizyondur değil tabii, mi? Tabii. Bir ülkenin çağ dışı bir dışarı şeyin varsa tabii dışarı açılma kapasitesi arttıkça ve bazı şeyleri şeffaflaştırdıkça bunlar sona erecek. Bu ülkenin kendi işine kapalı olması bir nevi siyasetin de bunları ha, kapalılığın bizi tabii, başka şeylere tabii. yönlendirmesine. O ülkeler de kapalıdır. O saydığım ülkeler. Evet, hepsi evet. kapalıdır ve evet. tek yönlüdürler. Çok yönlü bir siyaset uygulayacak ve gerçekten 5 yıl ben 5 yılda şu ülkeyi şuradan şuraya getireceğim diyecek bir siyasetçi veya bir siyasetçi. Ama bunu, sözde ve kağıtta kalmasın tabii. Hayır, kağıda da geçirerek bunu yapacak. Ve 5 yıl sonra da orada olmayacak. Evet. Yani bunu göze alacak. Çünkü değişiklik, değişim böyle bir şeydir. Yani biri size 5 yılda yapamadık, bir 5 yıl daha verin derse onu kovalayın olduğu yerden. Hiçbir şey yapmadı evet. demektir. Ha tabii burada iyi hatırlattın. Şimdi bize önceki başbakan elektrik zammını 25 kuruşu imzalamamış. Sayın Tatar diyor ki gelir gelmez zamla başlayacak işe. Hı hı. Sakın bize şimdi enkaz edebiyatı yapmasınlar. Yani geldik de bunu bulduk. Yani bir 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ayda çekmeyelim şey ha. Onu bıraktıydı bize dörtlü doğru. koalisyon. Bunu bıraktıydı bize doğru. dörtlü koalisyon. Doğru. Böyle çarçabucak işe koyuyorsunlar. Çünkü onlar büyük iddialarla geldi buraya. Doğru. Bu sorunları çözmek için geldi. Biz artık bıktık usandık bu enkaz edebiyatlarını dinlemekten. Doğru. Biz icraat istiyoruz. Zaten diğer hükümet yapabilseydi yapacaktı. Kendiler yapabileceği iddiasıyla geldikleri için. Şimdi bize bir de her gün bunu yaptılardı bize, bunu bıraktılardı, şunu bıraktılardı. Bunları duymak istemiyoruz. Bu ülke doğru. yapabiliyorlarsa icraat istiyor. Doğru. Evet. Doğru.
Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Uzun zamandır ulaşamadık diye programımızda uzatmak zorunda. Millet de soruyor acaba Ali sana sansür mü uyguluyor diye. Neden? Öyle diyor. Kaç zamandır televizyonlara çıkmıyorsun yok, diyor. Yok sansür uygulamıyorum. Sen yoğun bir adamsın. Program boş kaçırsın diye başkalarını aldım. Yoğunluğundan dolayı. Biliyorum ya, şaka yapıyorum. Mehmet Askül'e sansür kesinlikle olmaz. Olmaz değil mi? Evet. Evet. Çok teşekkürler. Tabii. Tabii ki. Tabii ki. Evet, duyun, Mehmet Askül'e sansür yok. Evet, bir markajın daha sonuna geldik. Eğer bir aksilik olmazsa Cuma günü Empati'de buluşacağız. Mübarek gün. Yayın masasından Salim Şener, Bekir Topla ve Şirin Duyak arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. Ermat Haşlı Mitet, Ali Batura ile markajı sundu.